Deniz Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 3 Haziran 2015 bülteniyle karşınızdayız. Gezi olaylarında yaşamını yitiren Berkin Elvan için 12 Mart 2014'te Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen protesto eylemine katılan 65 öğrencinin yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Sınav dönemi olması nedeniyle sanık öğrencilerden sadece 15'inin katıldığı 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava 7 Ekim'e ertelendi. Davanın iddianamesinde eylemde kullanılan ekmek tahrik unsuru kabul edilerek suç değerliliği sayıldı. Twitter fenomeni Fuat Avni seçimlere sayılı günler kala ses getiren ve tartışma yaratan olay paylaşımlarda bulundu. Fuat Avni bu kez AK hırsızların listesini nerede ne yapacaklarını tek tek deşifre edeceğimi söylemiştim. Günü gelince yargılanacaklar notuyla sandıklarda oy çalmak için AK Parti tarafından görevlendirildiklerini iddia ettiği isimler yayınladı. Her ilden sandık görevlilerinin yer aldığı listeye Buldan ve Sarayköy'de girdi. Bu iki ilçedeki sandık görevlilerinin isimlerini ve görev yapacakları sandıkların numaralarını da yayınlayan Fuat Avni'nin paylaşımlarında sözünü ettiği isimlerin Memursen Konfederasyonu'na bağlı sendikalara üye memurlar olması dikkat çekiyor. Halk Caddesi'nde yüzlerce kişinin gözü önünde silahlı saldırı gerçekleşti. 42 yaşındaki Murat Öyle, akrabaları olduğu iddia edilen iki kişi tartıştı. Ardından da silahını çeken kişi ard arda tetiğe dokundu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Murat Öye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı, daha sonra olay yerine gelen 112 acil yardım ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü'nün geleneksel hale getirdiği ve Denizli halkının her yıl merakla beklediği Hasat Zamanı isimli halk oyunları ve halk müziği şöleninin bu yıl 11.'si düzenlenecek. Hasat Zamanı müzikali 9 Haziran 2015 Salı günü Denizli EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak. 150 kişinin görev alacağı bu şenlikte ülkenin çeşitli yörelerinin halk oyunları ve halk müziği örnekleri sergilenecek. Şölen herkese açık ve ücretsiz olacak. Şimdi hava durumu. Hava gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük 9, en yüksek 26 derece olacak. Yağışlı havanın pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyredecek. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizhaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.